Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı Pasifik Yayınları sayfa 174 175 işleyeceğiz. Geri dönüşüme katkı sağların metni cevapları. Soru: Görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki kutulardan sizin çevrenizde de var mı? Bu kutular ne işe yarıyor? Bildiklerinizi söyleyiniz. Cevap. Görsel incelediğimizde Atık toplama kutularını görmekteyiz. Bunlar renkli olarak mavi plastik, yeşil kağıt, sarı metal, kırmızı cam atık toplama kutularıdır. Bu kutulardan benim çevremde de bulunmaktadır. Bu kutular evimizde olan çöpleri geri dönüşüm olanağı sağlaması amacıyla ayrı ayrı toplamak amacıyla oluşturulmuş kutulardır. Bu kutulara evimizdeki kağıtları, metalleri, plastik atıkları, cam atıkları atabilmekteyiz. Bu sayede geri dönüşümü daha hızlı kazandırılan bu ürünler bize tekrar ürün olarak gelebilmektedir. Bu sayede ham madde kaybımız en aza indirilir. Çöplerin toplanması daha kolay olur. Çok ayrıştırma merkezlerinde Çöp ayrıştırma merkezlerinde daha az zahmetle geri dönüşüme kazandırılmış ürünler elde edilir. Biz de evimizden başlayarak çöplerimize ayrı ayrı paketler ve şekilde bu dönüşüm kutularına atarsak çok daha hızlı geri dönüşme katkı sağlamış oluruz. Soru: Aşağıdaki alanda çevremizdekileri bilgilendirmek amacıyla geri dönüşümle ilgili bir afiş hazırlayınız. Cevap: Soru: Geri dönüşüm için neler yaptığımızı anlattınız. Cevap, geri dönüşüm için ambalaj atıklarını diğer atıkları ayrı ayrı toplama yerleri oluşturarak biriktiririz. Biriktirdiğimiz atıkları çevremizde atık depolama alanlarına götürerek ayrıştırılmış şekilde atık toplama yerlerine bak bırakırız. Eğer çevremizde ayrıştırdığımız atıkları alabilecek veya bırakılabilecek bir kutu yoksa belediyeye bilgi vererek bu malzemelerin alınmasını sağlayabiliriz. Bu sayede topladığımız kağıt, metal, cam, plastik gibi atıkları yeniden geri dönüşüme gitmesini sağlamış oluruz. Bu gönderdiğimiz atıklar büyük olasılıkla cinslerine göre ayrıldıktan sonra testlerde fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeniden ham madde olarak ekonomimize katkı sağlayacaktır. Geri dönüştürülmüş ürünler yeni bir ürünün üretiminde kullanılır ve yeniden hayatımıza girmiş olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.